This wave can influence a quantum particle. Modern fiziğin önemli bir parçası olan kuantum mekaniği bilim insanları tarafından keşfedilmeye devam ediyor. 1900'lü yıllarda ortaya çıkan kuantum mekaniği üzerine çalışmalar yapılıyor ve yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Peki kuantum mekaniği nedir ve ne işe yarar? Kuantum internetinden bahsetmeden önce normal internetin işleyişinden bahsetmekte fayda var. Gündelik kullandığımız internette bilgilerimiz bitler aracılığıyla karşı tarafa iletilir ve bu bitleri iletmek için ihtiyacımız olan ağ sistemin ismi de internettir. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama detaylı anlatmak gerekiyorsa bu mesela klasik bilgisayarlarda bilgi alışverişi şöyle gerçekleşir. Örneğin bir bilgisayardan başka bir bilgisayara ağ harfini mesaj olarak göndermek istediğimizde öncelikle bu harf bitlere çevrilir. Yani 1 ve 0'dan oluşan değerlerle kodlanır. Buna kodlama, diğer adıyla encoding denir. Bu kodlama ağ üzerinde karşı bilgisayara ulaşır. Ardından karşı tarafın bilgisayarı bu bitlerin kodlanmış halini çözer. Ekrana A harfini yansıtır. Buna dediğimiz gibi kod çözümü, decoding deniyor. Gönderilen her bilgi 1 ve 0'larla kodlanarak gönderilir. Bu 1 ve 0 elektriksel yüklerdir. 1 elektriksel yükün varlığını, 0 ise bu yükün yokluğunu temsil eder. Normal günümüz internetin çalışma şekli böyledir. Kuantum internetinde ise bilgiler bitlerle değil, kübitlerle iletilir. Kuantum mekaniği elektronlar, nötronlar, protonlar, kuarklar ve gluonlar gibi atomu oluşturan parçacıkların özelliklerini ve birbirleri arasında ilişkiyi inceleyerek açıklamaya çalışır. Kuantum mekaniği ultra hassas saatler, bit yerine dediğimiz gibi qubit yani kuantum bit, kullanılan kuantum bilgisayarları ve gelişmiş mikroskop gibi aletlerin yapımında yaygın olarak kullanılıyor. Yıllar ilerledikçe kuantum mekaniğinin olanakları yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. Bu çalışmaların son sonuçlarından bir tanesi de kuantum İnternet. Dediğimiz gibi günümüz internet ağı 0 ya da 1 değerini ifade edebilen bitlerle kullanılıyor. Kuantum internet ağı ise sonsuz sayıda değer alabilen ve kuantum bilgisayarlarda da kullanılan kubiti yani kuantum bitini kullanılacak. Araştırmacılara göre aradaki bu büyük fark kuantum internete daha fazla band genişliği sağlayacak, güçlü kuantum bilgisayarları ve diğer cihazları birbirine bağlamayı sağlayacak ve sahip olduğumuz internetle çalıştıramadığımız devasa uygulamaları çalıştırmaya olanak sağlayacak. Kuantum internet, bilgisayarların, ağların ve sensörlerin birbirleri arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak. Kuantum internet, algılama, iletişim ve bilgi işlemin kelimenin tam anlamıyla tek varlık olarak birlikte çalıştığı kuantum ekosisteminin platformu olacak. Kuantum internet, günümüz internet ağını tamamen ortadan kaldıracak yeni bir ağ sistemi değil. Aksine günümüz internet ağının bir tamamlayıcısı veya bir dalı olacak. Kuantum internet, normal internete göre daha fazla koruma sunacak. Örneğin İstanbul'dan Ankara'ya yollanan bir mesaj düz bir hat üzerinden gidecek. Yol boyunca mesajı ileten sinyaller bozulacak. Yenileyiciler bozulan sinyalleri yakalayıp yükseltecek ve hataları düzeltecek ve mesaj iletilmiş olacak. Ancak bu süreç sırasında yollanılan mesaj kırılabilir ya da engellenebilir. İşte tam burada kuantum internet devreye giriyor. Mesaj kuantum internet ağı ile yollanmış olsaydı siber saldırı riski olmazdı. Çünkü kuantum ağları siber saldırılara karşı güvenli olan mesajları yollamak için hafif foton parçaları kullanıyor. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı araştırmacısı Ray Naval, matematiksel karmaşıklığı kullanarak bir mesajı şifrelemek yerine kuantum fiziğinin kendine özgü kurallarına güvenebiliriz. Kuantum ağ ile yollanan mesajı kopyalayamaz, parçalayamaz ve mesajı değiştirmeden bakamazsınız bile. Kısaca mesajı ele geçirmeye çalışmak mesajı yok edecektir. Kuantum internetin getirdiği bu özellik bugün mevcut olan her şeyden çok daha fazla güvenli olacak şifrelemeyi mümkün kılacaktır diye açıklamada bulundu. Peki kuantum internetin avantajları nelerdir? Araştırmacılar kuantum internetin birçok alanı olumlu anlamda etkileyeceğini düşünüyor. Örneğin GPS navigasyonu bugün olduğundan daha kesin bir hale gelecek. Bilim insanları yerçekimi dalgalarının dalgalanmasını tespit edebilecekler ve dünyanın yerçekim alanını ayrıntılı olarak haritalayabilecekler. Kuantum internet sayesinde süper güçlü kuantum bilgisayar ağlarının birlikte çalışması ve inanılmaz derecede karmaşık simülasyonlar oluşturulması da mümkün olabilecek. Bu araştırmacıların moleküllerin ve proteinlerin davranışlarını daha iyi anlamalarını ve yeni ilaçlar geliştirmelerini ve test etmelerini sağlayabilir. Araştırmacılar kuantum internetin evrenin çalışma mekanizmasına yardımcı olabileceğini bile düşünüyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi kuantum internet maksimum güvenlik sağlıyor. Peki bu mekaniğin getirdiği zorluklar yok mudur? Tabii ki vardır. Mesela bu bahsetmiş olduğumuz örneklerden herhangi biri gerçekleşmeden önce araştırmacılar kuantum internetin nasıl kurulacağını bulmalı ve kuantum mekaniğinin belirsizliği dikkate alındığında bu pek de kolay olacak gibi durmuyor. Uzmanlar
klasik dünyada bilgileri kodlayabilir ve kaydedebilirsiniz ve çürümez. Kuantum dünyasında bilgiyi kodlarsınız ve neredeyse anında bozulmaya başlar diye düşünüyor. Başka bir sorunsa kuantum bilgisine karşılık gelen enerji miktarının gerçekten düşük olması. Enerji miktarındaki bu düşüklük dış dünyayla etkileşimi engellemekte büyük bir sorun yaratıyor. Ayrıca kuantum sistemleri genellikle çok düşük sıcaklıklarda veya havasız ortamlarda çalışıyor. Kuantum alanındaki araştırmalar yıllardır devam etse de kuantum tam anlamıyla anlaşılmış değil. Fizikçiler hala kuantum sinyallerini çok iyi kontrol edip manipüle edemiyorlar. Fırlatılan kuantum uydusu sinyal gönderip alabiliyor ancak kuantum bilgilerini depolayamıyor. Geliştirilmiş en iyi kuantum hafızaları sadece bir saatten az bir süre bilgiyi koruyabiliyor. Araştırmacılar hala hangi malzemenin en iyi kuantum hafızası görevini gördüğünü bilmiyorlar. Fırlatılan kuantum uydusunun maliyeti oldukça fazla ve kuantum sinyallerinin menzili oldukça düşük. Ayrıca bu sinyalleri elektronik sinyal gibi yükseltemiyor. Bu yüzden araştırmacılar uzun mesafelerde sinyal iletebilen kuantum tekrarlayıcı adını verdikleri özel cihazlar geliştiriyorlar. Kuantum mekaniği alanındaki gelişmeler yıllardır devam etse de kuantumun oluşturduğu düzensizlikler yüzünden tam olarak kavranmış bir alan değil. Kuantum interneti gibi sistemler kurmak için henüz çok erken. Her türlü kuantum donanımına ihtiyaç var. Ancak fırlatılan uydu gibi çalışmalarla bu teknolojinin temeli bir şekilde atılmış oldu.